Zor yana bakalım. Ya enerji tarafına baktığımızda zaten enerji tarafında gerçekten bu geçtiğimiz senelerdeki fiyat hareketlerini artık göremiyoruz. Özellikle burada baskılar söz konusu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında baktığımızda neydi? Özellikle burada enerji hareketleri nelerle başlamıştı? Yenilebilir enerjiyle başlamıştı. Yenilebilir enerjiyle başladıktan sonra da burada yenilebilir enerji genel olarak işte güneş panelleri kısmında bir popülariteden dolayı hareket olmuştu. Ama şimdi güneş enerjiyle baktığımızda, bu panellere baktığımız zaman da özellikle arz talebini inceliyoruz. Ve arz talebini incelediğimiz zaman da burada talepten daha fazla arz olduğunu görüyoruz dünya çapında. Talepten daha fazla arz varsa elde ürün kalıyor anlamını taşır, elde stok birikiyor anlamını taşır. Bundan dolayı bu şirketlerde aşağı yönlü hareketler aslında bizim karşımıza çıkıyor. Tamamıyla sebebi bu. Şimdi bu şirketlerin, bu sektörün tekrar harekete geçebilmesi için ne lazım? Yeniden teşvikler lazım. Yeniden bu sektörün popüler olması lazım. Yeniden dünyada bu alanlara önem veriliyor olması lazım. Yeniden dünyada bu alanlara yatırım yapılıyor olması lazım. İşte enerji fiyatlanmasının, enerji şirketlerinin tekrar hareketlenmesi istiyorsak bizim takip edeceğimiz veriler bunlar olmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi Zora'ya baktık. Zora'ya baktığımızda özellikle burada alt seviye söyleyeceğim ilk etapta. 4.10 seviyesi kritik desteği. 4.10 aşağı doğru kırılmamalı. Şimdi yukarı dikkat edeceğimiz seviye ise ilk etapta burada bir 4.5 önemli olacaktır. 4.5 yukarısı dikkat edeceğimiz seviye bizim 4.80 olacaktır. Şu seviye base bölgesi. 4.80 üzeri bizim dikkat edeceğimiz seviye 5 olacaktır. Eğer Zoran bu 3 seviye yukarı doğru kırabilirse biz burada 5.20 hareketini görürüz ve devamında da 5.40 harekette karşılaşacağız anlamını taşır. Zaten grafiğe baktığımız zaman şurada kendisi artık bir tam bir çanağını oluşturmuş. Tam bir çanağı oluşturduktan sonra yavaş yavaş yönünü yukarı çeviriyor anlamını taşıyacaktır. Bu seviyenin kırılımlarına her zaman çok dikkat edelim. Zoran tarafında değil. Şimdi Turkcell'e bakalım. Turkcell tarafında direkt şu an şimdi düşen trend çok net arkadaşlar. Şöyle çizerek göstereyim istiyorum. Ve düşen trend içerisinde bir zikzak hareketi mevcut. Şimdi özellikle Turkcell'de şu yukarı yönlü hareket yaptığı zamanlarda bunda bilanço etkisi de bir etkisi tabii ki oldu. Şimdi bu tarz şirketler enflasyonist ortamlarda fiyatlarını daha rahat arttırabilen, daha rahat zam yapabilen şirketlerdir aslında baktığımızda. Yani burada bundan dolayı da farklı bilançolarla karşılaşıyoruz. Fakat Turkcell'in son gelen bilançosu aslında ya ben şahsen çok da beğendiğim bilançodan biri. Kesinlikle değil birazcık olumsuz bulduğumdan düşünebiliriz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta Turkcell tarafında. Şimdi enflasyon baskılar artık enflasyon tarafında, dezenflasyon tarafında devreye girmesiyle beraber burada eski zamları birazcık daha göremeyebiliriz. Yani eski zamları göremedikten sonra kullanıcı başına verimler de aslında düşme potansiyeli taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bunlara çok dikkat edelim isterim. Temel noktada bilanço ilerleyen bilanço noktasında. Şimdi Turkcell tarafında bizim dikkat edeceğimiz hangi seviyeler oluştu? Onlara detaylı bir çizim yapmak istiyorum. Şimdi burada bir düşen trendimiz söz konusu. Düşen trendin kısmında özellikle bizim 96 seviyesi önemli. 96 seviyesi kritik bir direnç noktası. 96 yukarısı dikkat edeceğimiz seviye 97-70 olacaktır. Eğer Turkcell 96 ve 97-70 seviyesinin yukarı yönlü hacimli olarak kırabilirse, buraya geçebilirse 100 devreye girecek.